Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Günün ilk yayınında beraberiz. Oldukça kritik günlerden geçiyoruz. Zaten Ekim ayına, şimdi bugün 1 Ekim başlıyoruz. Ekim ayında bir ufak rally yapması bekleniyor Bitcoin'in. Ama diğer yatırım araçları için aynı şeyi söylemek oldukça zor. Birincisi biliyorsunuz gelişmiş ülkelerde düşük faiz var. Hemen başlayalım. Gelişmiş ülkelerde düşük faiz var. Gelişmekte olan ülkelerde ise yüksek faizle daha iyi karlar veriyorlar ki düşen Türk lirasına veya Brezilya parasına veya işte Endonezya rupisine gitmeyin de siz. Tutun ki dolara, euroya gitmeyin. Bunlara alternatif olarak ve ülkelerdeki dolarizasyon veya işte altın alma, euro falan filan aşmasın diye. Buna da carry trade deniyor. Yani insanlar, büyük yatırımcılar paralarını düşük faizle, euro, dolar gibi faizlerle aldıkları paraları biraz daha borçlanıp Türk lirasına çeviriyorlar ve orada yüksek faiz elde ediyorlar. Gelişmekte olan piyasalarda büyük yatırımcıların, paralı yatırımcıların yaptığı şey carry trade. Zaten bugün Bloomberg'in sitesinde de hani böyle bir şey var diye söylenmiş. Bunlar da tehlikeye giriyor diye. Şimdi görülen o ki o kadar büyük bir fark açıldı ki artık insanların riskine veya yapılanlara değmeyecek hale geldiği için büyük yatırımcı da diyor ki ben daha fazla risk almayayım diyecek. Dolarda, euroda paşalar gibi paramı tutayım diyecek. Orada bu bir tane soru gördüm. BTC Türk bizi denetleyin diyor. Sebebi ne? Hemen anlatacağım. Ve bunda kitabımın da çok ciddi bir bölümü de buna ayrılmış durumda. Neden insanlar denetlenmek istiyorlar? Bunu da söyleyeceğim. Lütfen bana unutturmayın. Unutursam da hatırlatın. Çünkü çok fazla şey bahsedeceğim size bu yayında. Birinci en güzel haber kitap çıkıyor. İkinci en güzel haber de cumartesiden itibaren Efe Bulduk'la beraber güzel yayınlar yapmaya, sizlere içerik sağlamaya başlıyoruz. Çok özür dileriz. 1 Ağustos'ta başlayacağız dedik ama benim Bodrum'da olmam, kadınımın olmaması, bebeğin hasta olması gibi şeylerle bayağı bir geciktik. Aslında biraz da böyle hani mahzunuz çünkü size gerekli ilgiyi gösteremedik ama bundan sonrasında halledeceğiz, hiç problem değil. Para Kripto YouTube kanalında hep beraber olacağız. Şimdi bu carry trade dediğimiz, yani gelişmekte olan piyasalardaki riskten para kazanmak isteyen insanların iştahının azalıyor olması 4. çeyrekte bize yansıyacak. Nasıl yansıyacak? Bizim paramız biraz daha değer kaybedecek. Aynı zamanda çekirdek enflasyon ve reel enflasyon arasındaki, manşet enflasyon arasındaki farklılığın dile getirilmesiyle beraber de zaten bize olan güven biraz daha azaldı. Cumhurbaşkanı, şöyle söylentiler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 bas puanlık bir indirim istiyor. 50 bas puanlık diyor Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ama sonra 100 bas puanda. 300 bas puanlık daha bir indirimin gelmesi bekleniyor. %15'lere kadar faizin gerilemesi. Bu da doların üzerindeki en büyük tümsek kaldırıldığı için 9.30-9.50 bandına bir doları görmemize neden olacak. Şimdi baktığımız zaman bu dolardaki artış gram altına da yansıyor. Gram altında hani işte haftalık biliyorsunuz Amerika'da işsizlik başvuruları geliyor ve tarım dışı istihdam geliyor ayda bir. Böyle olunca insanlar genelde çok fazla biz Amerikan tahvilleri ne oldu, bu istihdam rakamları ne oldu falan diye çok artık takip eder olduk. Çünkü özellikle Çin'deki Evergrande olayından sonrasında Amerikan doları ve tahvilleri biraz daha güvenilir hale geldi. Çünkü Amerika'nın en büyük partneri, en büyük düşmanı kim? Çin'di. Çin'deki bu Evergrande olayı bana göre Amerika tarafından, gelişmiş ülkeler tarafından o kadar büyük böyle abartılacak ki ne olacak diyecekler ki işte Çin yuanına karşılık dolar vardı. Biz o zaman dolara gidelim. Şimdi aylık kapanışlarla ilgili de dün de önemliydi. Belli ki Ekim ayında güzel bir seviyeler göreceğiz Bitcoin'de ama şöyle söyleyeyim, tekrar bir 30'ları deneyecektir. Benim gönlümde bir 33-38 arasında bir banda mutlaka ineceğini söyleyebilir. Çünkü 40'daki psikolojik eşik de çok kritik, orada bekliyor. Diğer taraftan dolardan altına anlatıyordum. Bu gibi konular işte genel olarak Fed'in faiz alımlarının azaltılacak, Fed'in tahvil alımlarının azaltılacak olması, faizlerin 2020'de artırılacak gibi konuların hepsi altını ve emtiaları etkiliyor. Özellikle 3 tane bil var dedik değil mi? Bir tanesi altyapı bili. Yani bizde hesaba denk geliyor ama bil dediğimiz hani böyle işte altyapı paketi diyeyim. Bir altyapı paketi var, bir aile paketi var, bir de savunma paketi var. 5.5 trilyonluk paket açıklama yolundalar. Ama biliyorsunuz Amerika'da Biden ultra yaşlı olduğu için ve her şeyi yavaş ilerlettiği için onlar da bu billeri yapılacak olan şeylere göre planlayacaklar. Altın bunu bekliyor. İşsizlik başvuru maaşları arttı diye altına bir ufak böyle bir destek gelmiş ama inanın altının 1690'lı seviyelerde ancak kendine yer edebilir. Petrole geldiğinizde petrolde 80 dolar aşıldı. Şimdi 77-78'lerde devam ediyor ama döviz ve emtialar çok kindardır. Çıkma ihtiyacına girdiklerinde artışlarını yanlarında götürürler. O yüzden de burada önemli olan yatırımlar planlanırken. Şimdi bana hep soruyorsunuz işte boğa sezonu mu, ayı sezonu mu bilmem ne bilmem ne. Ama dediğim gibi siz bu sezonlara odaklanmak yerine doğru fırsatları hareketlendireceksiniz. Bu arada Cardano yazdınız aşağıdan. Şöyle bir şey var. Para Kripto'da şöyle bir yayınla geliyoruz. Ethereum'a alternatif olarak yaratılanlar, işte Cardano'lar ve benzerlerinin ne kadar yaşama şansı var ve nerelere kadar çıkabilirler. Bunların hepsinde Para Kripto'da özel bir videoyla çıkacağız. Bakayım emtia nereden alınır? Bununla ilgili videoda çekeriz. Hiç problem değil. Ben tarım imtialarında mısır ve buğdayı öneriyorum ama şeker ve kakao ve kahve, bunların üçüne de bir lütfen bakın diyorum. Şimdi altını konuştuk. Altın 1690, 502 liranın üzerine çıkmış olsa da 500 liranın üzeri şu sırada pek tutunabileceği bir yer değil. Bir. İkincisi dolar ne olacak? Dolar faizler eğer 30 bas puan daha artarsa, azalırsa 15'e gelecek ve büyük ihtimalle de gelecek zaten. O zaman ne olacak? Dolar 9.30-9.50 bandına 2022 boyunca ve 2021'in sonunda oturacak. Enflasyonun inme ihtimali yok. Büyüme rakamları yüksek gelecektir. Çünkü insanlar bir şekilde tüketmek zorundalar. Bir şekilde yaşamak zorundalar. Ve tüketimle de etkili. Gümüş alınır mı? Şu anda gümüş çok ciddi anlamda düşük seviyelerde olduğu için eğer bekleme ihtimaliniz varsa, beklemeye ihtiyacınız da, bir harcama ihtiyacınız yoksa gümüş alıp kenarda bekletilebilir. Ama bu kadar çok fırsat varken gümüşe bel bağlamayı da açıkçası doğru bulmuyorum. Şimdi Bitcoin, Ethereum'dan sonra Solana kendini ciddi anlamda arttırdı diyoruz. Hacim olarak Litecoin'i geçmek üzere. Binance borsası çok ciddi problemler yaşadığı için kendi platformu olan, kendi token olan ve kendi güzel ağı olan ve bu ağlarda mintleme imkanı veren kripto paralar ve onların bağları artacaktır. İlerleyen dönemde sporla ilgili, e-sporla, e-ticaretle ve sizin NFT'lerinizi spor üzerinden veya gaming, oyunlar üzerinden alıp satabileceğiniz her şey çok artacağı için ne olacak? Enjin coin ve türevleri de değerlenebilir. Ripple, dediğim gibi Ripple'da beklentim 3-4 doları tekrar çıkması. Şu anda ETF'lerin, Bitcoin ETF'lerinin onaylanması bekleniyor. O onaylandıktan sonra 100.000 dolarlar çok rahat bir süreçte gelecek. 14 Kasım'a kadar ben bir haber gelmesini bekliyorum ama Ekim ayında rally başlayınca lütfen şuna kanmayın ki işte uçuyoruz kaçıyoruz değil. Ekim ayı genelde artışların olduğu bir aydır ama çok dikkat edilmesi gereken bir aydır. Orada ne yapacağız? 30 gün boyunca bakın bu Evergrande olayının Tether'le bağlantısı veya devamı, bunlar önemli şeyler. Bunlarla ilgili bir yayın çektim. Lütfen bu Evergrande olayı nedir diye bakın. Ama şöyle söyleyeyim. Bu Çin işi 30 gün daha sürecek. O yüzden Ekim ayı beklentilerle paralel bir ay olmakla beraber çok volatil, yani dalgalı bir ay olacak. O yüzden buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bitcoin şu anda 41.000 seviyelerde, 42.000, 43.000 böyle aralarda sıkışmış bir zamanda. Sıkışıklıklarda ben hep ne diyorum? Eğer aşağıdaki destek noktasına yakınsa düşme eğilimi, direnç noktasına ise yükselme eğilimine. Bana göre düşme eğilimi hala çok ciddi anlamda var. 2-3 günlük, 5-6 günlük tahminlerin ötesinde şu anda konuşmak hiç doğru değil. Ama beklentilerimiz 2024, biz şimdi şöyle olmayacak yani. Ben mesela bu kripto işini konuşuyorum veya altını konuşuyorum, doları konuşuyorum bilmem ne falan filan. Bunlar bir iki gün içerisinde bir fikir değiştirip değiştirmeyeceğiz. Ama şöyle söyleyeyim ki gerçekten ben çok volatil beklediğim için 44.000 de 44.000'i kırmış olmasına rağmen yine de arada sıkışık bir bantta yukarıyı kırmış olmasa saatlik kapanışlar gelmesi gerekiyor. 1 dakikalık, 2 dakikalık veya işte bir yarım günlük olanı değil. Şu anda ben Ekim ayında güzel, bakın 1 Ekim genelde artışların geldi. Geldi de 44.000 dolar değil mi? Geldi. Ve Ama orada beklemesi önemli. 44 bin doların üzerindeki iyi kapanışlar yapması lazım. Diğer taraftan da ben hala 38 ila 33 bin arasının mutlaka test edileceğini düşünüyorum. Çünkü çok volatil bir piyasadayız. Ha siz olacak olmayacak diyorsunuz, hiç önemli değil. Bu benim beklentim. Ben genelde mesela Ethereum'a baktığınızda 2.800'e düşüyor, 3.100'e çıkıyor. 2.700'e düşüyor, 3.200'e çıkıyor. Sonuç olaraktan bu aralarda eğer siz bu düşüşe, bu volatilite hissettiğinizde biraz bekleyebiliyorsanız, bir gün iki gün bekleyebiliyorsanız şöyle söyleyeyim, kazanıyorsunuz. Şu anda borsalar arasındaki düzenlemeler veya işte ufak iniş çıkışlardan para kazanma dönemi diyebilirim. Şöyle söyleyeyim, 200 dolarlık aldınız diyelim Bitcoin'i. O şu anda 50 bin dolar, yani ne diyeyim 40 bin dolarda. 80 bin dolar oldu. Sizin paranız iki katına çıkar. Ama eğer ki böyle kısa vadeli biraz daha piyasayı iyi takip eden işlemler açtığınızda daha kısa o zaman daha kazanma şansınız var. Gümüşle altınla ilgili söylediğimde bununla aslında paralel. Böyle fırsatlar varken doğru işleyip doğru bakmak yerine siz uzun vadeli bir şey açmak istiyorsunuz. Evet, gümüş altın iyi ya da Bitcoin, Ethereum iyi. Ama bana göre cüzdanlar mesela 3'e ayrılmalı. Yani bir uzun vadeli Bitcoin, Ethereum 2024-2025'e kadar ellemeyeceğiniz bir slot olmalı. Diğer taraftan daha böyle gelecek vadeden gem coin dediğimiz, yani diamond coin, böyle değerli coinler dediğimiz onlardan bir paket. Bir de daha böyle sakladığınız ve daha böyle işte e-spor gibi, e-ticaret gibi, reklam gibi, gayrimenkul gibi alanlarda size güzel çözümler getirebileceklerin bir araya geldiği bir süreç olacak. Ama dediğim gibi biz şimdi burada hep beraber her şeyi konuşuyoruz, değil mi? Ben misyonumu şuna yükledim, biliyorsunuz uzunca bir süredir. Ne diyorum işte kriptoya tanıtım. Introduction to Crypto'yu benim sayemde yapıyorsunuz. Sonra Efe Buldukları izliyorsunuz. Onlar size harika yayınlar, tüyolar veriyorlar. Kitabı okuyorsunuz. Ondan sonrasında ve böyle güzel bir sinerji yaratıyorsunuz. Yani tek bir kaynak, nasıl hep söylediğim gibi, tek bir yatırım aracına körü körüne bağlanmadığınız gibi tek bir insana, tek bir yorumcuya, tek bir tarza da körü körüne bağlanmamanızı önererek günün ilk yayınını böyle kapatayım. Sorularınızı atın. Herkes Beste Hanım hangi coin'lere cevap versin? Yuh ya, herkes bir şey soruyor. Olabildiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Bir sonraki yayında biraz daha fazla sorulara cevaplarım. Bekliyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beklentilerinizi yazmayı unutmayın ki daha fazla insana erişebilelim. Görüşmek üzere.